McTominay transferi olursa çok net bir transfer. Üzerine bence çok konuşulacak bir transfer olmaz. Yani oyuncunun bir defa fizik durumu çok üst düzey. Yani çok dayanıklı, kuvvetli, maç içerisinde devamlılığı olan, sezon içerisinde devamlılığı olan. Özellikle de Premier Lig en tempolu, Lig 1 ile birlikte en tempolu lig biliyorsunuz. Majör ligler içerisinde. Oradaki tempoyla ve geçen sene oynamış olduğu maç sayısı çok net belli. Burada da ligde zaten çok üstünde kalır. Şampiyonlar Ligi'nde de bu tip bir oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Çünkü Galatasaray'ın bu sezon hedefi gruptan Şampiyonlar Ligi'nin önce kalmak, sonra da gruptan çıkmak Evet. olmalı. Baktığınızda Avrupa Ligi falan da olmamalı bence. Hakeza Fenerbahçe kalırsa aynı şeyi Fenerbahçe için de düşünüyorum. Bu anlamda McTominay, Højbjerg de çok iyi bir profil. McTominay ama biraz daha sanki Højbjerg'e göre biraz daha hücumcu bir profil. Baktığınızda oraya da ama box to box yani iki tarafı da oynayabilen bir oyuncu. Torreira'nın yanına bu tip daha devamlılığı olan. Şimdi Sergio Oliveira ile Kerem'i gördük orada. Sergio Oliveira hani böyle topa sert bir oyuncu olsa da savunma tarafı hiç olmayan bir oyuncuydu. Ama ilk şampiyonlukta çok önemli görevleri vardı. Ligi çok iyi götürdü. Ama Kerem Demirbay'a dönerim. Kerem Demirbay da belki Sergio Oliveira'dan da daha başarılı oldu geçen sene. Sergio Oliveira'nın ilk sezonki performansında. Ama o da yine o devamlıkta, o fiziksel güçte bir oyuncu değil Şampiyonlar Ligi için. Müthiş bir oyuncu Kerem. Ama o devamlıkta değil. Şimdi McTominay tarzı bir adamı da ikinci bir Torreira gibi koyduğunda, hani fizik anlamda bahsediyorum, dinamizmi, enerjisi anlamında çok büyük katkı sağlayabilir Şampiyonlar Ligi'nde. Højbjerg de çok iyi bir oyuncu ama Højbjerg biraz daha sanki daha savunma tandanslı bir oyuncu. McTominay daha hücumcu bir profil olması açısından özellikle son hali. O da daha evvel daha defansif bir profildi ama ufak ufak kendini ön plana doğru attı. Zaten görüntüleri de izliyoruz şu an. O anlamda McTominay direkt hani puzzle'ın bir son parçası olur ya. Doğru isim nokta atışı Çok transfer olur net yani. diyorsunuz. Net bir transfer olur. Selahattin Kınalı. Ya Galatasaray Torreira'nın sırtında çok kaldı. Evet. Torreira'nın yükünü biraz azaltmak istiyorlar. Haklı bir talep. Takım kimyasıyla uyumu nasıl olur filan onları sahaya girmeden oynamadan göremeyiz. Ya kağıt üzerinde çok doğru bir transfer gibi duruyor. Mali yapısını bilmiyoruz tabii. Çünkü malum transfer sitesine göre 32 milyon lira günlük piyasa değeri var. 32 milyon euro yani. Lira olsa kolay hallederdi. Ama Galatasaray'ın hedefleri büyük. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara hatta gruptan çıkmayı hedefleyen Evet. bir doğrusu da o 200-300 milyonlu takım kuruyorsanız Bayburt ya da Maçka-Köy kupasını hedeflemeyeceksiniz herhalde. Öyle hedefleriniz olacak. Merkez orta saha geleneği daha yüksek bir oyuncu aslında Domine'in. Fizikli güçlü. Şimdi onu bir de Torreira ile yan yana düşünüyorum şöyle. Bazen çünkü sert maçlarda hoca ikisiyle birlikte çıkabilir. İki önlü bir öyle yani. Domine'yi önde de 8, 8,5, 10 gibi de kullanabiliyorsun. Öyle oyunları da var. Ama belli ki hoca sert geçmeye aday maçlarda arkayı sağlam tutmak istiyor. Torreira'ya en az onun kadar deneyimli, kaliteli bir destek unsur olarak düşünüyor Domine'yi. Yani Kerem ve Oliveira konusunda buna katılıyorum. Oliveira biraz daha fazla topa biraz sertliği vardı ama mesela Kerem daha kaliteli bir oyuncu. Oyun zekası daha yüksek ama Şampiyonlar Ligi düzeyinde seni yarı yolda bırakabilirler. O sertlikte oyuncular değiller. Şampiyonlar Ligi'nde birden taş devrinden tunç devrine geçiyorsun yani. Öyle bir sertlik var. Oraya bu tür oyuncuları almak zorunda Galatasaray. Doğru isim midir, değil midir? Başka isim olabilir mi? Onu bilmiyorum. Ama o profilde oyunculara ihtiyacım var. İşte onlardan biri Domine'yi olabilir. Ne kadar uyum sağlayacağını geldikten sonra görürüz. Sahaya çıktığında sağındaki, solundaki arkadaşlarının topla ilk buluşma anında sağa dönerek mi, sola dönerek mi buluşuyor olması bile senin toplam kaliteni, takıma uyumunu geciktirebilir, öne çekebilir. Bunlar da önemli. Yani bir oyuncu kağıt üzerinde veya geçmişinde çok başarılı olduğu halde sende niye başarısız oldu diye düşünmeyeceksin. O da bu işin doğasında var. O da mümkün. Muhtemeldir ki Galatasaray'ın teknik kadrosu, toplam aklı bunu bu ayrıntılarda düşünmüştür. Oyuncuyu da aha Avrupa Şampiyonası'nda gördük, gol de attı, şunu alalım dememişlerdi. Geçmişine yönelik epey bir çalışmaları vardır. Ama dediğim gibi yatırımları yapıyoruz.
hedefi büyük koyuyoruz. Galatasaray'a geçen sene de bir şeyler yaptı yani, yapmadı değil. Ama öngörülenin biraz uzağında kaldığını kabul edelim. Hele o son elenme işi tam bir fiyaskodur bana göre. O bütçelerle Avrupa Ligi'nden elenmesi. Ama asıl görmemiz gereken şu, hep söylüyorum, hep söyleyeceğim çünkü ben kendi varlık sebebim olarak bunu görüyorum. Yoksa geliyoruz burada aynı şeyleri söylüyor. O iyidir, bu vurur, iyi vurur, gol olur, vurur, avuta gider, taç olur. Sarıydı, kırmızıydı, hakem satılmıştı filan. Bıktık bunlardan yani. Ama tekrarlamak zorunda hissediyoruz. Ben kendimi şöyle biraz kenara çekmeye çalışıyorum. Çünkü hepinizden yaşça büyüğüm. Birilerinin gerçekleri söylemesi lazım. Bizim kulüplerimizin yaptıkları yatırımlar bizim ülke gerçeğimizden uzak. Gerçekçilik zeminine, gerçekçi bir zemine ayağını basmazsan bir gün ayağının altında sabunu hissedersin. Şey gibi hamamda sabuna basıp kayıp nasıl darmaduman olursun. Şansın varsa kafayı çarpmazsın, bir ayakta kalırsın. Şansın yoksa daha kötü şeyler de olabilir. Ben bu yatırımların geleceğe yönelik neyi var diye bakıyorum. Alırsın, genç yaşta adamlar alırsın. Mesela Sabek'ini Galatasaray'a düşünüyor ya, öyle evet, adamlar evet. Alırsın. Hiç itirazımız olmaz. 3 yıllık, 5 yıllık bir projeksiyon koyarsın. Kendi yetiştirdiğin birkaç oyuncuyu araya katarsın. Galatasaray'da bunlar da var. Kerem'i var, Barış, hı hı. Barış'ı var. Yani altyapıdan gelen Türk oyuncu, başka oyuncular da elbette değerli oyuncular var. Ama bir planlama yaparsın. 3 yıllık olur. Ben Galatasaray taraftarı belki de böyle bir planlamaya en çok tolerans gösterecek taraftar grubu şu anda. Niye? İşte zaten son sezonu şampiyonsun. Evet. Zaten kulüp geleneğin biraz Avrupa üzerine kurulu. Avrupa mücadelesini daha önemseyen bir söylemin ve felsefi altyapın geri planın var. Kurucularının söyledikleri var. O zaman Galatasaray'ın belki biraz da bu işe önderlik etmek zorunluluğu olarak hissetmesi lazım bunu. Sen 3-5 tane adamın üzerine bir takım inşa et ama bu takımın bir tane Icardi'si olsun. Icardi karatında, kumaşında, kalitesinde bir ya da iki adama para harca. Yani diğer parayı birkaç yıllık projeksiyon harca. İşte gördük Sparta Prag 4'te 1, 5'te 1 biteceksin. İki oyunda da sana futbol dersi verdi gitti. Niye? Enerjisi bizden daha yüksek. Hayır, Sparta Prag'ın, kusura bakmasın Slav kardeşlerimiz de, toplam enerjisi Galatasaray'ın onda biri değildir. Toplam enerjiden bahsediyorum. Biz bu enerjileri akılcı yapılanmalarla buluşturup uzun vadeli başarı projeksiyonlarına dönüştüremiyoruz. Her sezon yeniden takım kuruyoruz. Bir sonraki senen yok senin, geleceğin yok. Dünyanın saygı duyacağı bir Türk futbolu diye bir şeyden kimse söz etmiyor. Türkiye'yi dünyada nasıl görüyorlar? Genel algımız ne? Türklerin ne yapacağı belli olmaz. Ya ne yapacağımız belli olsun biraz da. Şimdi orta sahadan başladık. Burada şunu da aslında konuşmak gerekmiyor mu? Sağ bek ve bir 8 numaraya odaklandı Galatasaray. Ama bir taraftan da geçtiğimiz sezonu bile bu kadar çok maç oynayarak tamamlaması beklenmeyen bir Mertens devam ediyor.